Demek bana Mahmut Bey demek dasturdu işte katta masala koyulgan. Bittası bana 2-3 yıl aldım zana alimle aciz bugün cahil şundaki en zamanavi ilmi tatbikat neticeli bu içe haber bulmadı. Çünkü bibliotekalarımız afsus demek unaqa imkoniyatga ham ega bo'lmagan, masalan, eng zamonaviy kitoblarni anaqani to'ldirish bo'yicha. Undan keyin, demak, talabam unaqa kuchli bo'lmagan, masalan, o'sha nufuzli jurnallarda maqola chiqarish. Endi nufuzli jurnallarda yana bir narsani aytmoqchiman. Mana bizda QS, Time High Education Rating bor. Keyin mana innovatsiya rivojlanish strategiyada belgilangan bir qancha, demak, mezonlar bevosita o'sha ilmiy salohiyatni belgilayotganda shu reytinglar. Bu masalan iqtisodiy reytinglar. Ular o'sha mashi nufuzli jurnallarda chiqqan faqat maqolalarni hisobga oladi. Shuning uchun ham biz masalan o'sha oliy ta'lim tizimida shunga kelishdikki, bizani professor o'qituvchilar albatta shu nufuzli maqoladan chiqarib, o'sha bizani davlatimizning nufuzini ko'taradi o'sha reytinglarda. İkincisi demek bu ikinci yönelik şu ilmi makalelerde makalelerini tayyarlaş madeniyat kurtarış. Uşa malakalarını aşırır. Onun için bizani ilmi jurnallarımızı Uzbek milli jurnallarının nüfuzunu, onun sıfatını kurtarış meselesi var. Ben 2 yıl aldım. Biz demek tahlildik şunu kurtardık ki bizani ko'p ilmi jurnallarımız Uzbekistan'daki. Mana o'sha 80% gichida. Afsus, dunyoda tan olingan talablarga mos kelmas. Ilmiy maqolalarga talab unaqa qattiq qo'yilmasdi. Yana bitta, demak, katta kamchilik, hozir hamma nufuzli jurnallar faqat elektron shaklda, demak, o'zining faoliyatini ko'rsatadi. Demak, o'sha ariza berishdan boshlab, o'sha javob olishgacha abramotning hammasi, demak, o'sha elektron shartda. Va demak bizani demak bultram yil boshida birorta bir elektron jurnal bo'lmagan O'zbekistonda. Shu demak o'sha talablarga mos keladigan dunyo talablariga.